Dün Amerika piyasaları FED faiz kararı ve açıklamalarıyla yön buldu. Seans açılışında açıklanan ADP istihdam ve ISM hizmet verilerinin beklentilerin çok üzerinde açıklanması dikkat çekti. FED kararı öncesinde pozitif bölgede seyreden endeksler, FOMC faiz kararına ilk tepki olarak hafif yükseltse de bu yükseliş kalıcı olmadı. Faiz kararı beklentiye paralel 25 bas puan artış yönünde gelirken, açıklama metninde daha fazla faiz artışının uygun olacağına dair ifadenin çıkarılması, FED'in faiz artış politikasında sona geldiği şeklinde yorumlandı. Ancak Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısında enflasyonun hedefe gelmediğine ve işgücü piyasasının kuvvetli olmasına vurgu yapması endekslerin yönünü aşağı çevirdi. Ayrıca enflasyon görünümünün faiz indirimi için uygun bir ortama işaret etmediğini belirtmesi de negatif fiyatlandı. Powell'ın açıklamaları sonrası endeksler negatif tarafa geçti. Dow Jones 270 puan düşüşle 33.414 seviyesinden, S&P 500 endeksi 28 puan değer kaybıyla 4.090 puandan, Nasdaq endeksi 55 puan düşüşle 12.025 seviyesinden seansı tamamladı. Dow Jones endeksinde Telekom %0.4 primle günü artıda kapatmayı başaran tek sektör oldu. Enerji, ham madde ve sağlık sektörleri %1.5 ila 2 civarı değer kayıplarıyla endeksi en fazla aşağı çeken sektörler olarak izlendi. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve bankacılık sektörü için devam eden endişeler en çok kaybettiren sektörleri belirledi. Günün en çok gerileyen sektörleri enerji, finans ve ham madde sektörleri oldu. Avrupa piyasaları salı günü takip edilen satış baskısı sonrası, dün sefet faiz kararı öncesi hafif pozitif ve sakin seyretti. Resesyon endişeleriyle sert düşen petrol fiyatlarının etkisi sektör hisselerini aşağı çekti. DAX endeksinde ham madde ve sağlık sektörleri %1.5 civarı primlerle öne çıkarken, emlak sektörü %1'in üzerinde değer kaybıyla en çok kaybettiren sektör oldu. İngiltere Futsu 100 endeksinde ise bilgi teknolojileri, telekom ve sağlık sektörleri %1 civarı primlerle en çok kazandıran sektörler olurken, enerji ve finans %0.5 civarı değer kayıplarıyla güne eksi de tamamlayan sektörler oldu. Bugünkü veri takviminde Amerika tarafında haftadaki işsizlik başvuruları öne çıkıyor. Avrupa'da ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve açıklamalar yakından izlenecek. Fed beklentilere paralel olarak 25 bas puanlık faiz artışına giderken önümüzdeki dönemler için faiz artışları da durmuş görünüyor. Faiz indirimleri içinse Powell'ın enflasyon görünümünün şimdilik uygun olmadığını açıklaması dolar endeksinde az da olsa toparlanmaya neden oldu. Ancak dolar endeksi kayıplarının tamamını geri alamadı ve işlem gününü yaklaşık %0.50 kayıpla 101.35 seviyesinden sonlandırdı. G10 para birimlerinin tamamı dolara karşı değer kazanırken başta yen olmak üzere güvenli limanların öne çıktığını görüyoruz. Dolar Japon yeni paritesi 135 desteğine kadar geri çekilirken Euro dolar paritesi de işlem gününü 104.55 seviyesinden sonlandırdı. Gün içinde 1.11 seviyesi test edilse de parite güçlü bir şekilde o bölgede tutunamadı. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde ise Güney Afrika randı %1 primle dolara karşı en çok değer kazananlar arasında. Fed beklentilere paralel faiz oranlarını 25 bas puan düşürmesinin yanı sıra önümüzdeki dönem için faiz artırımlarını işaret eden cümleyi metinden çıkarırken başta enflasyon ve istihdam verilerini takip etmeye devam edecek. Piyasalar Fed'in faiz artışlarını durdurduğunu fiyatlarken Amerika tahvil getirilerinde az da olsa bir geri çekilme söz konusu. 2 yıl vadeli tahvil getirisi yaklaşık 4 bas puan geri çekilerek %3.90 seviyelerinden işlem görürken 10 yıl vadeli kıymet getirisi de %3.40 seviyesinin altına geldi. Avrupa 10 yıllıklarında da yatay pozitif bir hava vardı. İtalya 10 yıllık getirisi yaklaşık 5 bas puan geri çekilerek diğerlerinden olumlu yönde ayrıştı. Türkiye'de 5 yıllık CDS yatay hareketle 550 seviyesinin altında işlem görürken, getiri eğrisinin tamamında geri çekilmeleri izlendi ve 10 yıllık tahvil getirisi %8.67 seviyelerinden işlem gördü. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.